Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere harikulade bir güzellik, evet gördüğünüz gibi bir ağacımsı çalı tür çiçeği tanıtacağım, göstereceğim. Bu güzelliğin adı paşa bıyığı, aslan bıyığı, cennet çiçeği, bodur akasya gibi birçok isimleri var. Birçok arkadaşımızın belki de ilk defa göreceği bir çiçek diye düşünüyorum. Çünkü birkaç yıl öncesine hiç ne adını, ne sanını, ne kendisini bilmiyordum. Bununla ilk tanışmamız bizim burada yeni taşındığımız zamanlarda oy vermeye bir okula gidiyorduk. Bu bölgede bayağı bahçeli evler var. Bahçelerinde farklı farklı çiçekler zaten bulunmakta. Dolayısıyla yeni yeni ilgilendiğim için benim de yakın kadrajımda oluyordular hepsi. Bunu ilk defa bir bahçede gördüm yoldan geçerken. İnanın böyle şoktaydım, yani hayran kaldım şu güzelliğe, hayran baka kaldım. Hatta ben baka kaldım, eşim beni çekiştiriyor, hadi diye. Evet, orada ilk defa ne derler, aşık oldum bir görüşte. Tabiri caizse. Şimdi hem çiçeğe bakın, çok muhteşem. Kocaman bir yapıda arkadaşlar. İçinden o kırmızı uzantılar dolayısıyla herhalde paşa bıyığı, aslan bıyığı işte ona benzetilmekte. Açan tomurcuk yapısında, koca kafada işte alttan açanlar soluyor, sonra içten yenileri ekleniyor. Yani birkaç tane aşağıdan açtı, başladı. İşte yavaş yavaş yerine yenileri açıyor. Şu anda üzerinde iki tane görüyorsunuz ama hatta bir tanesi de yeni tomurcuk yapıyor burada. Başka yapan var mı şu anda? Bilemiyorum. Çok önemli değil arkadaşlar. Daha sonra ben bunu edinmek için yola düşen gazeller arasında yaprak döküntüleri falan eski tohumlara rastladım. Çünkü böyle bakla gibi, işte fasulye gibi başak yapıyorlar bu türler. Biraz akasya'ya benzese de işte akasyagiller falan işte genelde tohumları hep birbirine benzemekte. Taneli oluyor başak içerisinde taneler. Ektim o kış içeride, büyüdü. Önce tanımadım, zamanla çiçeği açar, tomurcuk yaparken anladık olduğunu. Çünkü yaprağı birbirine benzeyen birçok tür var. Bu arada ben elleyince bütün yapraklar topladı. Biraz küstüm çiçeğini, bilirsiniz arkadaşlar. Tuttuğu gibi yapraklarını küsüyor. Bu da öyle yaptı. Küstüm gillerden zaten. Şu anda şimdi hatırladım, bilgilerini aldığımda. Canım benim, çok zarif, hoş çiçek yaprakları var. Fakat elleyince yaprakların o görüntüsünü maalesef şu anda ellediğim için öyle oldu. Evet, bu çiçekle ilgili bir anım oldu arkadaşlar. Evet, ben bunu yetiştirdim saksıda. Daha sonra onu bahçenin bir köşesine yerleştirdim. Fakat yanındaki diğer bitkiler de büyüdükçe sıkıştılar. Birbirlerine zarar verecek düşüncesiyle ben bunu önceki yıl çıkardık, buraya diktik arkadaşlar. Diktikten sonra o yıl tabii biraz hasar gördü, yani bocaladı. Çiçekler yerlerine alışması gerekiyor. Geçen yıl açmadı. Sonrasında bu yıl gördüğünüz gibi harika bir şekilde yeşerdi. Fakat gerçekten ona, o konuya dikkat edelim. Ben sonra bir tekrar bunu görüntüleyeceğim. Şu anda topladığı yapraklarını, yaprak görünümü çok hoş. Şöyle baktığınız zaman çiçeği ayrı bir alem. Bununla ilgili bir anı anlatacağım arkadaşlar. Tabii çiçeklere çok ilgiliyiz ya. Biz her yerde gördüğümüz çiçek konu olduğu zaman dikkat kesiliyoruz. Bir dizide çiçek arıyor bir olayın kahramanı. Hasta olan bir kişi için onu iyileştirecek çiçeği arıyorlar. O da bir dağın tepesinde kayalıklara tırmanıyorlar, uğraşıyorlar. Ben de pür dikkat bakıyorum, acaba hangi çiçek? Çok merak ediyorum. Sonra çıktılar, zar zor kahramanımız uzandı derken şunu koparmışlar tabii. Oradan onu aldı, yere ekili bu böyle. Onu oradan aldı. Aa dedim, bu bizim paşa bıyığı. Ama bizi kandıramazlar. Çünkü ağaçta, orada yerden onu aldılar.
Ama tabii ki hani aranan çiçek olarak doğru bir tespit yapmışlar. Çok hoş bir çiçekti. Yani dikkate değer bir çiçekti. Ama bilmeyenler için tabii inandırıcı belki olabilir. Ama böyle bir anı vardı. Çok gerçekten çok hoş durumlar. Burada bu arada şöyle şu güzelliği görüyor musunuz? Mavi beyaz güzellik, gelin çiçeği sarmaşığı. Harikulade şöyle. Çok güzel. Bunlar da daha da canlanacak, daha da güzel olacaklar. Bir de bunun beyaz olanı var şurada. İkisi karışmış birbirine. Çok güzel onlar da. Aynı çiçek, laksum. Yani solanım laksum. Şöyle bir bakın. Muhteşem. İçindeki sarı, merkezi böyle sarı. Çok hoş görünüyor. Şurada bak yukarıda. Harikulade. Harikulade. Şöyle tomurcuklar geliyor yeni yeni. Bunlar da çok güzel bahçe dizaynında. Hoş bir görünüm sunmakta. Ve güllerimiz de o baharın coşkusu geçti. Evet ama tek tek yine başladılar şöyle arkadaşlar. Tek tek böyle güzellikler. Olsun. Yani her şey öyle değil mi? Yani sürekli böyle canlı canlı çiçekli kalsa zaten belki de bıktırıcı olabilir arkadaşlar. Azaldıkça biz onu özlüyoruz. Geldiği zaman da kıymetini biliyoruz. Evet arkadaşlar, paşa bıyığı, aslan bıyığı çiçeğiyle ilgili de bildiklerim bunlar. Şeyini söylemedim yalnız, anavatanını, bu çiçeğin anavatanı Arjantin ve Uruguay. Ilıman iklim bitkisi, çok eksilerde donar. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Her türlü toprakta yetişir. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.